Merhaba arkadaşlar, Zehra'nın İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model göstereceğim. Modelimizi Instagram'dan bir bayan göndermişti. Modeli daha önce çekmiştim ama abla dedi pek anlayamadım dedi. Tekrar çeker misin diye mesaj atmıştı. Şimdi onun isteğini yerine getiriyoruz. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Her izleyen bir like atarsa benim için çok önemli. Önerilen videolarda daha çok çıkması için, daha çok arkadaşımıza ulaşması için. Modelimiz böyle arkadaşlar. Bunu daha önce yine böyle biraz daha koyu pembe ile sarı ile çekmiştim. Ama arkadaşımız tekrar isteyince tekrar çekmek istedim. Şimdi altına ben zürafa gittim. Üstünün fil dişini sizlere göstererek yapmak istiyorum. Bir tane zürafa yaptım. İçine tekrar döndüm. Ve buraya fil dişi yapıyorum. Bu şekilde böyle fil dişi yapıyorum. Aramızda bilmeyen arkadaşlarımız da var. Yeni öğrenen arkadaşlarımız. Onlara da faydalı bir video olsun diye fil dişinde yaparak sizlerle paylaşıyorum. Şimdi arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ben fil dişi yaptım. Şimdi boş zürafa yapacağım. İğnemi, ipimi böyle sabitlemiş oldum. Daha iyi, daha kolay olsun diye. Böyle bu şekilde 3 tane boş zürafa yapıyorum. Bir tane zürafamı biraz büyükçe yapıyorum diğerlerinden. Bu şekilde tekrar geri içine dönüyorum. Şimdi buranın yuvanın içine pırpır yapıyorum. Beş tane pırpır yaptım şimdi buraya. Buradan tekrar yandaki zürafaya iniyorum. Üç tane boş zürafa yaptım. Dördüncüyü yaptım. Tekrar içine döndüm. Ve fil dişi yaptım. Bu şekilde böyle fil dişimizi de kenarında tamamlamış olduk. Bir tane daha yapmak istiyorum. Bu şekilde ipimizi buradan kesiyoruz. Bu yeşil ipimi çokça soran arkadaşlarımız oluyor. Yeşil ipim böyle büyük bobin kullanıyorum ben video çektiğim için. 434 altın başak kullanıyorum. Böyle 50 numara. Oya ip zaten.
Çok soranlar oluyordu, yeşiliniz hangi renk, hangi marka, çok parlak duruyor diye. Öyle bir ip kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu pembe ile yapmıştık arkadaşlar. Diğer buradaki modelimi de gülümü de yani su yeşilini kullanmak istiyorum. Bu modelden benim 3 tane siparişim var. Benim müşterim böyle ufak tefek modeller sevdiği için her modelden ikişer tane, üçer tane sipariş veriyor. Kendisinin 2 tane kızı olduğu için bazen 2 tane, bazen 3 tane birisini de kendine kullanmak için. Böyle modeller en fazla 4 gün elinizde olabilir arkadaşlar. Yani 4 günde bitir. Çünkü bir gün zürafasına gideceksiniz. İkinci günü yeşiline gidilecek. Sonra da gülünün yapılışını. Eli hızlı olan arkadaşlarımız daha çabuk da yapabilirler. Şimdi buraya bir tane pırpır yaptım. Böyle pırpırımızı yaptık. Buradan hemen yandaki zürafaya geçiyorum. Bu şekilde. Hemen buna batıyorum. Tekrar. Bu şekilde buraya da batıyorum. Buradan tekrar buraya dönüyorum. Buradan en baştaki yaptığım pırpıra böyle ipimi normal bir şekilde şöyle uzatıyorum. İpimi uzattım. Tekrar buradan buraya pırpır yapıyorum. Bu şekilde böyle elimizle ayarlayarak böyle toparlamış oluyoruz. Şimdi buradan tekrar aşağıya iniyorum. Bu şekilde. Buradan böyle tamamlıyoruz. Buradan ipimizi iyice sıkılaştırınca buradan kesiyoruz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Birini pembe ile yaptım. Tatlı bir pembe. Birini de su yeşili ile yaptım. Böyle arasında siz arasını istediğiniz gibi bırakabilirsiniz. Daha yakın mesafe yapabilirsiniz. Mesela şöyle yakın mesafe yapabilirsiniz. Eğer isterseniz daha uzak yapabilirsiniz. Daha böyle. Ama ideal model böyle yani.
Çok uzak da olmamalı, çok yakın da olmamalı. Onun için aralığı böyle gayet güzel bir model. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayırlı günler.